Bazı hadislerin Peygamber Efendimizin sözleri olmadığı söyleniyor. Bunun aslı var mıdır? Birbirinden nasıl ayırt edeceğiz demiş. Yani hem hadis hem de peygamberimizin sözü olmadığını söylüyoruz. Aslında birbirleriyle çelişen şeyler. Evet. Biz ne diyoruz? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın nedir? Sözlerini içerenlere biz ne diyoruz? Hadis diyoruz. Peki eğer bir şey peygambere ait değilse aleyhissalatü vesselam ona da hadis demeyiz zaten. Bir de hadislerin sahihini sakiminden ayırt edebilmek için aslında hadislerin tahlili ne yapılmıştır? Çok. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra yani hicretin 1. asrın sonu, 2. asrın başlangıcında ne yapılmış? O özellikle isnat çalışması yani hadislerin ondan sonra peygamberimize dayandırıldığı veya dayandırılan senedin içerisindeki ravilerin kimler olduğu veya sözlerine itibar edilip edilmediği bu konular ne yapılmış, çalışılmış ve hadis için gerçekten altın çağı olan o 3. asır da bunlar ne yapılmış, netleştirilmiştir. Bugün bir sözün Hazreti Peygamber'e ait olup olmadığına neye bakarız? Hadis külliyatımızı da olup olmadığına bakarız. Yani mesela en diyeyim ki güvenilir Kur'an-ı Kerim'den sonra ki eser nedir? Sahih Buhari'dir. Orada. Değil mi? Ondan sonra Sahih Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, değil mi? İbn-i Mace. Hatta biz ne diyoruz? Kütüb-i Sitte ve Kütüb-i Tisa. Yani 6 hatta 3 ilaveyle 9 hadis kitabını ne yapıyoruz? Güvenilir Bunlar olduğunu güvenilir söylüyoruz. olarak görüyoruz. Demek ki bir hadis buralarda ince ne diyeyim tetkikler yapılarak, araştırılarak oralara konmuşsa bunlara ne yaparız? İtimat ederiz. Ha hepsi aynı derecede midir, değil midir? Ayrı bir şey. Ama orada Peygamber aleyhissalatü vesselama isnat edilip de ona ait olmayan sözler olmaz. O zaman kaynağından hadisi okursak ne yaparız? Biz tekrar veya bir hadisçiye soracağız, bir hadis alimine diyeceğiz. O ne yapacak? O hadisin tahricini yapacak. Hadisinin ondan sonra güvenilir olup olmadığını ne yapacak? O bize söyleyecek, biz de ona göre hareket edeceğiz.